Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Cesur Adımlar'a hoş geldiniz. Bugün gündemimizden hiç düşmeyen bir konuyu, insan yönetimini konuşacağız. Takdir edersiniz ki aynı kişilikle hiçbirimiz farklı bir gelecek yaşayamıyoruz. Bunu başarabilmek için de her şeyden önce kişilik olarak hayalimizdeki resimle uyumlu bir görüntü çizmemiz gerekiyor. Daha sonra da bizi olmak istediğimiz yere taşıyacak şekilde anlayışımızı, alışkanlıklarımızı ve tercihlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yeni bir beceri seti kazanmamız gerekiyor. İşte bugün bu dönüşümü hem kişisel anlamda hem de kurumsal anlamda nasıl gerçekleştirebileceğimizi konuşacağız. Konuğumuz da Egon Zender, kıdemli ortağı Murat Yeşiller olacak. Çok teşekkürler, sağ olun davet ettiğiniz için. Elbette ki. Oldukça fazla soru var. Merak ettim, yanıtını merak ettiğim çok fazla şey var. Umuyorum bunları hepsini yanıtını alma şansımız olur. İnşallah. Sizden yaptığınız çalışmalardan, bunların yarattığı etkiden bahsetmeden önce sizi bu noktaya getiren seçimlerle başlayalım istiyorum. Bu yolculuk nasıl bir hayalle başladı? Olaylar nasıl gelişti? İşler buraya nasıl geldi? Hikayesini kısaca sizden alalım mı? Tabii, tabii. Aslında çok kısa akademik tarafla başlayayım. Ben bir aile dostunun çizdiği imaja, algıya çok inanarak ve hayran olarak endüstri mühendisliği okumayı seçtim. Hayalim o zamanki konfeksiyon tekstil sektöründe çalışmaktı. Eğitim almaya başladıktan sonra ve artık üniversiteden mezun olma noktasına geldikten sonra yavaş yavaş farklı olasılıklar olabileceğini de görmeye başladım. Ve tesadüfen okulda aldığım, üniversitede aldığım bir ders beni finansal hizmetler sektörüne yönlendirdi. 10 sene boyunca finansal hizmetler sektöründe çalıştım. Yani aslında bakarsanız o 10 sene o ilk hayalin hiç belki de düşünülmediği ve ben burada ne yapıyorum diye bakılmadığı bir şeydi. Üniversitedeki bir ders 10 sene hayatımı kazandırdı. Ondan sonra bir gün karşıma şu anda mensup olduğum Egon Zender çıktı. Egon Zender'e ben bir gecede aşık oldum. Firmaya aşık oldum, yaptığına aşık oldum, kurucusunun yaptıklarına ve kültürüne aşık oldum. Ve onun arkasından böyle bir yolculukta gidebilmek hayali bu sefer içimde belirdi. O zamana kadar da kendimce o ilk gerçekleştirmediğim hayali niye gerçekleştirmediğimi rasyonalize etmiştim. Endüstri mühendisleri hep derler ya, biz her yerde sistem kurarız, her şeyi iyileştirmeye çalışırız. Dolayısıyla hangi sektörde olduğumuz çok önemli değil. İnsanlar hayallerini gerçekleştiremeyince de rasyonalize etmek tabii gerekiyor bir şekilde yeni hayalleri kurmaya devam etmek için. Ve o sebeple de 23 yıl önce Egon Zender'de çalışmaya başladım. 23 yıldır da bu yapının içindeyim. Burada da hayalim aslına bakarsanız, her sabah kalktığımda karar veren insanların hayatını kolaylaştırmaya çalışmak, onların dünyayı iyileştirmesine destek olabilecek farklı yanıtları, ağırlıklı olarak da beşeri yanıtları onlarla paylaşmaya çalışmak. Harika. Burada yine kararlar belirleyici olmuş. Çünkü bakıyorsunuz anlayışımız, inancımız, değer yargılarımız, bunlar aldığımız kararlarda referans oluyor bize. Biz de bugün onlara dayanarak aldığımız kararlar geleceğimizi şekillendiriyor. Siz de başkalarının geleceğini şekillendirmesine yardım ediyorsunuz bir vesileyle. Egon Zender peki bu noktada nasıl devreye giriyor ve bu süreci kolaylaştırıyor? Egon Zender, rahmetli analım, geçen sene vefat etti kurucumuz Doktor Egon Zender. Yaklaşık 60 yıl önce kurumlarda yetkin yöneticilerin istihdam edilmesine destek olmak üzere bu firmayı kurmuş İsviçre'de. Ve Egon hayalleri olan ve vizyonu da olan bir insan olarak da kurduktan hemen sonra kendi sahip olduğu hisseleri etrafındaki mesai arkadaşlarına dağıtmış, kendisi de bir hisse almış. Ve o eşit ortaklık şu anda küresel 260 tane ortağın sahibi olduğu bir firmayı yaratmış. Şimdi bu Egon'un hayali ve o hayalin arkasından devam etmiş, vefat edene kadar da o hayali savunmuş. Geldiğimiz noktada biz sadece liderleri kurumlara kazandırmanın değil, yıllar geçtikçe kurumlardaki liderleri de geliştirmenin, ileriye taşımanın, onlara zihinlerinde sorular yaratıp o soruları çözmelerine yardımcı olmanın da gerekli ve önemli olduğunu anladık. Ve son 20 yılda artarak aslında liderlerin ihtiyacı olan çözümleri, bu zaman zaman yeni yöneticilerin bulunması, atanması, zaman zaman geliştirilmesi, zorlanması, yerlerinin değiştirilmesi, bir arada takım olarak hareket etmelerinin sağlanması noktasında destek vermeye çalışıyoruz. Ben aslında yaptığımız şeyi biraz evvel de ifade ettim, sorular yaratmaya çalışmak diye düşünüyorum. Çünkü ben sorulara çok inanıyorum. Meraklılıkla da bağlantılı ama asıl kritik nokta, iyi sorular cevaplarını bir şekilde buluyorlar, doğru cevaplar da dünyanın gelişmesine sebep oluyor. Evet, yanıt sadece soruya veriliyor. Soruyu sormadığın sürece yanıt da gelmiyor zaten. Birçok kişinin harekete geçemeyişinin temelinde de bunun yattığını görüyorum. Düşünmek değil de temelinde gerçekten doğru soruyu sormak çok belirleyici oluyor. Şimdi bütün bu işlere bir
genelini göz önüne aldığınızda sürdürülebilirlik belki anahtar kelime olacak. Çünkü yaptığınız işin de sürdürülebilir olması gerekiyor. Bunun bir kültür olarak çalıştığınız organizasyonlarda yayılması için uğraşıyorsunuz. Burada bugün sürdürülebilirliği konuşurken 3 tane kavram çıkıyor karşımıza. Bakıyorsunuz çevre var, toplum var ve yönetim var. Hatta ekonomiyi de katabiliriz içine. Ama bir yerlerde yanlış yaptığımız da çok aşikar. Çünkü salgınlar, afetler, ekonomik krizler işlerin yolunda gitmediğini, bir şeyleri yanlış yaptığımızı gösteriyor. Kaynakları doğru kullanamadığımızın işareti. Burada insan da çok değerli bir kaynak. Hatta en önemli kaynak diyebiliriz. Bunu da doğru kullanamadık. Siz kendi uzmanlığınız tarafından baktığınızda insan kaynakları yönetiminde hangi hataların bizi bu noktaya getirdiğini düşünüyorsunuz? Aslında siz soruyu sorarken yanıtın bence önemli bir kısmını da içinde verdiniz. İyi planlama yapılmaması bence bunun en önemli unsurlarından bir tanesi. Yani kaynakların paylaşılması etrafındaki doğru planlamayı gene o deminki bahsettiğimiz konuyla doğru soruları sorarak bunların yanıtlarını bulmayı biz beceremiyoruz. Bunu beceremediğimiz için de yeterli gelişimi olmayan bireyler yüzeysel tartışmaları konuşuyor. Yani sürdürülebilirlik kavramını konuşmaya başladığımızda ilk akla gelen, aslında siz güzel bir tanım yaptınız ama ilk akla gelen çevre konusu. Sürdürülebilirliğin bir tarafta aslında işin sürdürülebilirliği kısmı var. Bunu çok az konuşuyoruz. Ama çevreyle işin sürdürülebilirliğinin polarite olduğunu iddia ediyoruz. Yani biz çevreye dikkat edersek işi sürdüremeyiz diyoruz. İnsanı veya o sistemi, toplumu, takımları ise neredeyse tamamen dışında bırakıyoruz. Dolayısıyla bu kavramsal düşünceyi, geniş bakışı getirebilmek de bence derinlikle bağlantılı. O yüzden de bir kere doğru gelişimi, doğru eğitim programlarını kurgulayamadığımızı ben görüyorum. Bu akademik olarak da geçerli, aynı zamanda iş ortamı için de geçerli. Bireyler açısından da bakarsanız, bireylerin hayatlarında o kadar farklı sıkıntılar var ki önceliklendirme giderek daha kısa vadeli ihtiyaçlara, daha pragmatik düşünmeye ve hareket etmeye doğru yönelmeye gidiyor. Burada da maalesef kötü örnekler daha fazla ön plana çıkıp rol model oluyor insanlar açısından bakıldığında. O yüzden de gene kişinin de kendi tercihlerini doğru bir şekilde yapmaması bu bahsettiğimiz insan kaynakları yönetimini giderek daha da zorlaştırıyor. Orası muhakkak, şimdi sadece orada da kalmıyor konu. Onunla kalsa iyi. Bu sefer orada kurulamayan bağ, işte şirketin çalışanıyla kuramadığı bağ, müşterisiyle de bu bağı kuramıyor. Çevreyle de kuramıyor, yatırımcısıyla da kuramıyor. Bakıyorsunuz bir süre sonra herkes ayrışmaya başlamış. Orada tekrar bütünlüğü yakalamak, birlikte hareket etmek de çok kolay olmuyor. Hatta yine uzmanlığınıza getirmek istiyorum konuyu. Yetenek yönetimi kısmı var. Şimdi bakıyorsunuz insanların tercihinde bile belirleyici bir unsur, sürdürülebilirlik kavramı. Çalışanların da şirketleri seçme konusunda. Yetenek tarafına da baktığınızda, hani o çok ayrı bir tartışma konusu. Zaten dışarıda çok fazla yetenek de görmüyorum. Alıp biz zaten belli bir noktaya taşıyoruz şirketlerde onları. Bu çerçevede baktığınızda sadece o yetenekleri de, potansiyeli yüksek kişileri de çekmek yetmiyor. Onları elde tutmak gerekiyor, işlemek gerekiyor, dönüşümlerine aracı olmak gerekiyor ki siz bu süreci şirketinize kolaylaştırdığınızı söylemiştiniz. Şimdi burada nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Özellikle yüksek potansiyeli adayların çekilmesi ve dönüştürmesi noktasında ne öneriyorsunuz şirketlere? Bir kere sizin bıraktığınız yerden devam edeyim. Şimdi birçok şirketin yetenek yönetimini yıldızların yönetimi olarak yaptığını görüyorum. Yani bir grup insan toplanıyor, bir havuzun içine yerleştiriliyor ve hayat boyu havuzun içinde kalıyorlar. Bu yetenek yönetimi değil. Bu o bahsettiğiniz, sizin varsaydığınız yıldızları yönetmeye, parlatmaya çalışmanızla ilgili. Kurucumuz Egon Zender'in bir tanımı var. Diyor ki, kurumlardaki en alt seviyeden en üst seviyeye kadar herkesin sınırlarını zorlama imkanlarına sahip olması yetenek yönetimi anlamına geliyor. Yani burada idari işleri yapan arkadaş da, kameraya bakan arkadaş da, siz programın yapımcısı da, yani en alttan en üste her fonksiyondaki herkesin yaptığı işi daha ileriye götürmek, kendi kapabilitelerini zorlayacak bir takım fırsatlara sahip olması yetenek yönetimi. Sizin ifade ettiğiniz potansiyel çok önemli ki geldiğimiz çağda aslında daha çok da potansiyeli konuşmaya başladık. Daha önce yetkinlikleri konuşuyorduk. Potansiyel ama kalıcı bir şey değil. Yani bizim potansiyeli kullanabiliyor olmamız lazım. İnsanların o potansiyeli de arttırıyor olması lazım. Bu da nereden geliyor? İnsanları zorlamaktan geliyor. Yani ben hep basit bir örnek veriyorum. Ağırlıklarla çalıştığınızda 1 kiloyla, 5 kiloyla, 10 kiloyla çalışıyorsunuz. Bir süre sonra kaslar artık gerilmemeye başlıyor. O gerilmemenin sebebi artık kas alıştığı için o zorluğa daha fazla gelişmiyor. Ağırlığı arttırmanız gerekiyor. Ama aynı şekilde ilk başta 25 kilo ile çalışmaya başlarsanız kası koparıyorsunuz. Dolayısıyla anlamlı artan
şekilde zorlukları arttırmak ve kişilerin sınırlarını zorlamak gerekiyor. Geçen hafta bir eğitim programındaydım ben, gelişim programında. Orada sevdiğim bir şey var. Diyor ki sınırda dans etmek, sınırda hareket etmek. Yani o kadar zorlayacaksınız ki kişiyi, o sınırdan öbür tarafa düşmeyecek ama içeride de kalıp o potansiyelini boşa ya da masada bırakma noktasında olmayacak. Onun için de yetenek yönetiminin bir parçası da o potansiyeli olabildiğince kullanmak, kişilerin de potansiyelini arttırması için gene onların önünü açmak, onlara ilham verebilmek. Son bir noktayı altını çizeyim. Çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Bu Amerika'dan başlayan büyük istifa diye yeni bir akım var, takip ediyorsunuzdur. Orada insanların şirketlerinden ayrılma sebeplerine bakıldığında birinci sebep finansal sebepleri öne koyuyorlar ya da verdikleri değerin karşılığını alamadıklarını koyuyorlar. İkincisi kendilerinin yeterince gelişemediğini ve o fırsatların orada olmadığını söylüyorlar. Yani etkin bir yetenek yönetimi olmadığını. Ama üçüncüsü bana en enteresan gelen, diyorlar ki bu kurumlardaki liderlerin umrunda değiliz biz. Bize dikkat etmiyorlar, bizim için önemli hissettirmiyorlar kendimizi. Şimdi bu da yetenek yönetiminin bir parçası. Yani evet, sadece gelişim fırsatları değil, bir de o insanlar için, o insanlar için şefkatle baktığınızı, dokunduğunuzu ve onların sizin için önemli olduğunu hissettirmeniz gerekiyor. Bu da bence liderlere düşen pay, bu yetenek yönetimi resmi içinde. Çok güzel bir söz vardır, sizde olmayan şeyi başkasına veremezsiniz diye. Şimdi biz o demin bahsettiğiniz starlara sadece yatırım yaptığımız zaman, evet, birileri yükseliyor buradan ama diğerleri, İşte herkes kendi içinde o gelişimi, dönüşümü gerçekleştirebilirse biz bir yere varabileceğiz. Çok Yoksa güzel. Öteki türlü yine bireysel çıkışlar olacak ki o kendine yaptığı yatırımla kendi yolunu çizmiş oluyor bir şekilde. Genele totale bir faydası olmuyor. Bu işin bir de içeride sadece çalışan boyutuyla değil, birim boyutuyla da ele almak istiyorum. Şimdi bakıyorsunuz marka yönetiminde söylem kadar eylem de önemli. Yani söylem ve eylem bütünlüğü olması gerekiyor. Şirketin bir kuruluş amacı var, bir vizyonu var. Bir takım değerler etrafında kurgulamış bunları. Bunları bir mesaj haline getirmiş ve insanlara yaymaya çalışıyor. Müşterisini, işte tedarikçisini, yatırımcısını çekmeye çalışıyor. İyi çalışanlar da dahil olmak üzere. Ama önce bu bütünlüğü kendi içinde yakalaması gerekiyor. Ondan sonra mesaj dışarıda karşılık buluyor çünkü. Ama şirketlerdeki büyük ihtimalle siz de benzer şeylere şahit geliyorsunuzdur. Ben de çalışım şirketlerde şuna çok rastlayamıyorum. Neredeyse şirketlerde birimler arasında düşmanlığa varacak düzeyde rekabet var. Belki az önce bahsettiğiniz şeyler de bunları tetikliyordur. İşte birilerinin sadece öne çıkartılması ve yatırım yapılması gibi ya da doğru liderliğin yapılamaması noktasında. Biz burada bu süreci nasıl kolaylaştıracağız? Yani o farklı birimleri, farklı konfor alanlarını tek bir yere toplayıp tek bir alanda bir olmalarını nasıl sağlayacağız? Hani bir hedef doğrultusunda birlikte çalışmalarını, uyumlu çalışmalarını, o hedefi, o yolculuğu anlamlı hale getirmeleri nasıl mümkün olabilir? Mert Bey, öncelikle belki şöyle bir başlangıçla ya da bir gözlemle yola çıkalım. Çocukluktan başlayarak eğitimle birlikte biz aslında sizin kazancınızın benim kaybım olduğu yaklaşımı üzerine yetiştiriliyoruz. Bir sınava girerken çocuklarımıza hani şans diliyoruz, başarı diliyoruz, iyi yaparsan çıtır çıtır yersin diyoruz. Ama ya keyif al, bu bir yolculuğun parçası, bir sonrakinde daha da iyiye gidersin tarzında bir şey çok fazla söylemiyoruz. Ebeveyn olarak da, öğretmen olarak da, meslektaş ya da arkadaş olarak da. Şimdi bu gelişim iş hayatına geldiğinde de kendine yer buluyor. İş hayatında bir kademe daha ileriye gidiyor. Çünkü ücretlendirme ve ödüllendirmeyi de biz bunun üzerine baz ediyoruz. Sizin söylediğinize geri dönerek belki önce şöyle bir şeyle başlayayım. Ben 23 yıldır bu işi yapıyorum. Siz de bu konularda çok meraklısınız biliyorum ama ben bulamadım. Beyaz yakalı çalışanların performansa dayalı ödüllendirildiği ve bunun da performansı arttırdığı bir araştırma, bir çalışma yok. Aksine beyaz yakalı çalışanların performansa dayalı ödüllendirilmesinin performansı, kümüle performansı aşağıya çektiğine yönelik onlarca çalışma var. Mavi yakada durum biraz daha farklı. Mavi yakada bunun pozitif etkisini gören araştırmalar var. Ama beyaz yakada ben bugüne kadar bunu görmedim. Şimdi benim çalıştığım firmada biz çok enteresan bir şey yapıyoruz. O 250-260 tane ortak dünyada ne yaratılıyorsa eşit olarak paylaşıyor. İstanbul'la Kuala Lumpur, New York'ta Londra, Paris'te Johannesburg aynı ödülü, aynı ücreti alıyor. O yıl ne kadar yaptığınızla bağlantısı yok, ne kadar iş getirdiğinizle bağlantısı yok. Böyle bir şey yapmaya başladığınızda sizin demin resmettiğiniz gibi telefon ilk çaldığında kimin kapacağı veya ya o müşteri aslında benimdi, benim komşumun arkadaşının bilmem nesi o yüzden bize geldi, sen onu nasıl kendi partajından yazarsın tartışmaları olmuyor.
Ne oluyor? Biz en çok değeri nasıl kimin üzerinden yaratırız? Hangi coğrafyada yaratırız? Hangi danışmanla yaratırız? Gene bugün çok andık onu, Egon'un çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki sen bir yıl içinde 20 tane proje yaparsın. Senin yan odanda oturan kişi bir makale yazar. Ama o makaleyle o 20 projenin önümüzdeki 5 yılda bizim firmaya daha büyük getiri getirmeyeceğinin kararını benim İsviçre'de oturduğum yerden vermem mümkün değil. İstanbul'da oturan birisinin de onu öngörebilmesi mümkün değil. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Bunun kararını verecek olan sensin. Ben de sana inanmak ve güvenmek zorundayım. Eğer biz bu uzun oyunu oynayacaksak, o zaman biz ne buluyorsak, ne yaratıyorsak eşit paylaşacağız. Şimdi bunu organizasyonların içine yerleştirmeye tevessül ettiğinizde, denediğinizde tepkilerle karşılaşıyorsunuz. Çünkü diyorlar ki, ya böyle yaparsak insanları tembelliğe sevk ederiz. İnsanlar performanslarını göstermezler. Çalışsa da aynı şeyi alacak, çalışmasa da aynı şeyi alacak diye. Ben de diyorum ki en başta söylediğim gibi tam tersini yaptıklarına dair bir örnek yok. Beyaz yakalıların performansa dayalı ödüllendirmeyle performanslarını arttırdığına dair kanıtlanmış bir örnek yok. O zaman bir örnek gösterin bana, ben de onun arkasından gideyim. Ben diyorum ki paylaşarak bizim gitmemiz lazım. Siz biraz önce dediniz ya kaynakların doğru paylaşımı. Bu da kaynakların doğru paylaşımı anlamına geliyor. Biz kaynakları sattığımız, yarattığımız, kurduğumuz, ürettiğimiz sayıya dayalı olarak paylaşacaksak o zaman ister istemez birbirimize omuz atmaya, dirsek atmaya, önüne geçmeye gayret ediyoruz. Çünkü içgüdüsel. Niye? Çünkü en baştan beri senin kazancın benim kaybım diye biz yetiştirildik. Evet, burada benim hep savunduğum bir felsefe var, onu paylaşayım sizinle. Bu kazan kaybet modeli insanın doğasına en uygun modeldir. Çünkü ham halimiz böyle. Böyle geliyoruz dünyaya, böyle programlanmışız. O yüzden böyle bir rekabetçi ortam içerisindeyiz. Aile içinde rekabet var, sosyal çevrede rekabet var, iş hayatında rekabet var. Her yerde rekabet ve sadece sonuca odaklı bir rekabet. Sadece 3 puanı almaya yönelik bir çalışma var. Böyle olunca bu sefer tabii işbirliği unutuluyor ve sadece rekabet. O da bir süre sonra bakıyorsunuz yıkıcı bir durum teşkil etmeye başlıyor. Çünkü o alan genişlemiyor bir türlü, o pasta bir türlü büyümüyor, genişlemiyor. Mevcut pasta hep birileri tarafından kullanılmaya çalışılıyor. O da bir süre sonra kaynakları tüketiyor. Bakıyorsunuz yıkımı getirmiş beraberinde. Sizin söylediğiniz noktaya izninizle küçük bir ekleme yapayım. Yani ilk en başına geri döndüğümüzde, o kazan kaybete geri döndüğümüzde. Şimdi sizin kazancınız, diyelim ki ben avım, siz avcısınız, beni yakalıyorsunuz ve beni yiyorsunuz. Niye? Açsınız çünkü. Ama şu anda yaşadığımız dünya bunun başka ötesinde bir dünya. Siz aç olduğunuz için avlanmıyorsunuz. O ilk insanda öyle bir şey yok, buzdolabı yok, bunu saklama imkanı yok. Aç olduğunda çıkıyor, avlanıyor ve bitiyor. Ondan sonra bir dahaki acıkmasına kadar kazan kaybet diye bir şey yok. Şu anda her anı biz bunu yaşıyoruz. Çünkü biz şu anda aç olduğumuz için avlanmıyoruz. Aç olduğumuz için yemek bile yemiyoruz. Bu alışkanlık ve hani sizin çok iyi bildiğiniz o nöro kısma geri dönüyor. Artık başka bir refleks var o tarafta. Onun için de bunu değiştirmenin zamanı geldi de geçti. Ama çok haklısınız. Kolay olan bunu kabul etmek kısmı. Etmek zorunda değiliz. Ettiğimiz zaman zaten ezbere geçmişi tekrar ederek yaşıyoruz. İşte o kazan kaybetten zaten bugün çıktı. Bunun çalışmadığını gördük ilişkilerde, iş hayatında. Bu kazan kazana döndü. Ama yine içinde %50-50 risk barındırıyor. İki taraf için de kayıp var. Ama hiç içinde kayıp barındırmayan başka bir model daha var. O da kazandır ki kazan felsefesi. Newton'un hareket kanunları, etki tepki yasası. Her etki kendine eşit ve karşı yönde bir kuvvet doğuruyor. Mühendislikte de bunları işlemişsinizdir. Şimdi ben bu etkiyi yarattığım zaman, mesela sosyal etkiden bahsediyoruz, sürdürülebilirlik kavramından. İşte burada yarattığınız o etki, olumlu etki size bir şekilde olumlu olarak geri dönecek. Ne ekersen onu biçersin aslında, tam Türkçesi bu. O yüzden biz de işte Gandhi'nin sözü vardır ya, önce dünyada görmek istediğin değişimin kendisi yani, ol diye. Biz kendimiz bu hareketi başlatacağız, kendimiz bu inisiyatifi alacağız. Bunun başka yolu yok. Yani ben bunu ne ailemden bekleyeceğim, ne hükümetten bekleyeceğim, ne iş yerinden bekleyeceğim. Ben kendim, demin söylediğiniz o sınırlarımı keşfetmek için yolculuğu başlatacağım. Yani bunu birinin benim için başlatmasını beklersen çok geç oluyor. Tam da bu noktada aklıma şey geldi. Şimdi hep VUCA dünyası diye konuşuyoruz ama artık onun da tanımları değişmeye başladı. Yeni kavramlar gelmeye başladı. Bundan da çok sıkıldık çünkü. Ama şu bir gerçek, hala bir sürü belirsizliğin içinde yaşıyoruz ve
Bu kadar belirsizliğin içinde de bir şeyleri görünür kılmak için çok güçlü bir ışığa ihtiyaç var. Bir yere bir projektör tutmak gerekiyor. O da bilgi oluyor. Hepimiz bunun peşindeyiz. Kendimizce buna ulaşmak için çaba sarf ediyoruz, risk alıyoruz, sorumluluk üstleniyoruz ama bireysel çabamız belli bir noktaya kadar yetiyor. Biz kolektif olarak bir şeyleri değiştirmek istiyoruz ki o bilinç değişsin, ondan sonra rahatlayacağız. Nasıl şu an ezberi hareket ediyorsak o bilinci kazandığımızda da o bizi istediğimiz hayatı yaşatacak. İşte tam da bu noktada biz bunu tabana nasıl yayabiliriz? Yani geçmişi bilen, bugünü anlayan, geleceği seçebilen, altını çizerek söylüyorum, geleceği seçebilen, o inisiyatif alabilen insanları bu anlayışı nasıl yerleştirebiliriz? Dahası Türkçesi bu girişimcilik ruhunu nasıl aşılayabiliriz? Sizin aslında o tanımınızı beğendim. Ne dediniz? Geçmişi bilen, bugünü anlayan, geleceği seçebilen. Şimdi bunu şununla birleştirmek istiyorum. Liderlik konuşuyoruz ya, benim 23 yıldır bu mesleğin içindeyken gördüğüm 3 tane liderlik yetkinliği var ki bu 23 yıldır değişmedi. Bence önümüzdeki gözükür gelecekte de değişmeyecek. Bir tanesi liderlerin bugünkü beklentiyi yerine getirmesi lazım, yani sonuç odaklı olması lazım. İkincisi geleceği garanti altına alması lazım, gelecekteki beklentileri yerine getirmek adına stratejik düşünüp bugünden ona hazırlık yapması lazım. Üçüncüsü ise en iyisinin yapılmadığına inanarak daha iyisini yapmak üzere bazen yapılmışı bozması, yani değişime liderlik etmesi lazım. Şimdi bu üç yetkinlik 23 yıldır, belki ondan önce de geliyor ama ben kendi penceremden bakarak söylüyorum, değişmedi ve ben kısa zamanda değişeceği öngörüsü içinde de değilim. Dolayısıyla sizin geri dönüş, o noktadan geri dönersem şunu söylemeyi altını çizmek istiyorum. Liderlerden bahsediyorsak öncelikle zaten bu üç tane özellik liderin tanımının içinde var. Bunun üzerine potansiyelden bahsettik. Biz potansiyeli arttıran en önemli unsurun merak olduğu düşüncesindeyiz. İnsanların merakını keskinleştirmek, zenginleştirmek, onu birazcık daha hani bilemek açısından da bakarsanız zorlayacak, farklı olasılıkları onlara gösterebilecek organizasyonlara, yapıya, altyapıya ihtiyaç var. Yani o ışık diyorsunuz ya, o ışığı tutmaya ihtiyaç var. Çünkü denemeden bilmiyorsunuz bunun sizin için enteresan olup olmadığını. Geçenlerde burada da onu şeyle sevgili alalım, Mahfiye Hoca, Mahfiye İlmez, Cemal Süreyya'nın bir şeyini söylemiş. Diyor ki hani kitabın bir sonraki sayfasını bekle, belki orada bir umut vardır diye. Kitabı okudukça aslında siz de açılıyorsunuz, yeni sayfalar karşınıza çıkıyor, yeni ortamları görüyorsunuz ve belki bazılarının arkasından gitmeye başlıyorsunuz. Buradan da şuraya gitmek istiyorum. O merak sizin bahsettiğiniz şeyi bence yaratan unsur. Ama merakı arttırmanın yolu bireysel olduğu kadar kurumların, organizasyonların, takımların ya da bizim birbirimize gösterebileceğimiz bir şey. Yani ben okuduğum bir kitabı sizinle paylaşmaya çalışacağım. O yüzden de aslında ben sosyal medyanın bu biraz dağınık da olsa geniş perspektifini seviyorum. Her şeyi her an takip etme şansımız yok. Birbirimizi böyle küçük aşılar yaparak bilgilendirmek bana enteresan geliyor, keyifli geliyor. Dolayısıyla o merakı ne kadar biz keskinleştirirsek sizin bahsettiğiniz ışığı o kadar insanların üzerine veya yoluna tutma imkanımız var. Ama bir de şöyle bir şey var, birey olarak bu da bir tercih. Yani bir takım insanlarda tek bir sayfada, tek bir kitapta, tek bir müzikte kalmak ve onunla yaşamak istiyorlar. Bu da bir tercih. Yani herkesi de bu renklilik içinde o merakın ışığın arkasından gitmeye de göndermeye çalışmak bana anlamlı gelmiyor. Evet, liderlik olarak, kurumlar olarak bunu yapma sorumluluğumuz var. Ama yapmayanları da niye yapmadın diye cezalandırmak veya o zaman sen kötüsün, sen kenara çekil demek de o da bana doğru gelmiyor. Bu da bir tercih benim için. Evet, yani liderlik deyince sanki sadece liderin çizdiği yolda herkes gitmek zorundaymış gibi algılanıyor ama değil. Değil. O benim kendi yolumu bulmama da yardım edebilir. Kesinlikle. Ya bunu ikiye ayırmak lazım. Sadece kendi yolu değil, ben de kendi yolumu bulacağım ama bulamıyorumdur. O beni ufkumu genişletir, kendi hayalimi, hedefimi gerçekleştirmeme yardım edebilir. Bu yolculuğu benim için kolaylaştırır. O zaman da lider. Yani sadece kendi yolu değil. Hatta bir adım daha ileri gidelim. Seneca'nın sevdiğim bir sözü var. Diyor ki lider itaat etmeyi bilendir. Yani sizin bulduğunuz o yol belki bana ilham verecek ve ben sizi takip etmeye başlayacağım. Liderliğin bir de böyle bir boyutu var. Belki de o şey örneği çok güzelmiş. Kitap örneği. Bir sonraki sayfada umut var, takip et diye. Ben de şeyi hep örnek olarak kullanıyorum. Mesela akşam bir yere gideceksiniz. Diyelim ki hafta sonu birkaç günlük kaçamak yapacaksınız. Akşam bindiniz arabaya, çalıştırdınız, farları yaktınız. En fazla, hadi uzunları yaktınız diyelim, 100 metreye gösteriyor. Daha fazlasını görmüyorsunuz. Şimdi 100 metreden ötesini göremiyoruz diye yola çıkmaktan vazgeçmiyoruz.
Zaten her harekette bir sonraki yüzü görüyoruz. O yüzden evet bir şey var, aklınızda bir destinasyon var da güzergah değişebilir. Çok çok önemli. Kusura bakmayın sizin ajandanıza da birazcık şey yapıyorsam ama konu konuyu açıyor. Çok da keyifli bir sohbet. Kompleks ve complicated diye iki kelime var. Biz zaman zaman İngilizceden Türkçe'ye çevirirken ikisine de karmaşık diyoruz. Kompleks ve complicated arasında tam sizin bahsettiğiniz gibi bir örnek var. Araba örneğinden, metaforundan devam ediyorum. Aynı hani yaşlanan insanlarız. Eskiden arabayı açtığınızda kaputu, o kabloları, boruları, kutuları görüyordunuz. Hani ve birazcık da size birisi öğretirse complicated... Ama birisi öğrettiğinde mühendislikçeyle hani ne nereye gidiyor, ne yapılıyor. Bir de arabanız bozulduğunda ki benim böyle çok bozulan bir arabam vardı. Bir şekilde onu oraya birleştirerek çalıştırmaya gayret edebiliyorsunuz. Şimdi bu dünya yavaş yavaş bitti. Komplekste ise karşıdan bir şey geliyor ve karşıdan gelenin o sizin bahsettiğiniz 100 metrelik far yüzmesine gelene kadar ne olduğunu bilmiyorsunuz. Geldiğinde kurtulmak için bir çaba gösteriyorsunuz ama gösterdiğiniz çabanın size öğrettiği bir sonra karşıdan gelen için de önemli bir öğreti değil. Çünkü onun da nereden geleceğini bilmiyorsunuz. Kompleks sistemler böyle bir sistemler. O yüzden de kompleks sistemler denemeyi daha fazla yapmamız gereken. Yabancılar fail smart diyorlar. Hani düş ama yara bere olmadan düş, hemen kalk yürümeye tekrar devam et. Yeni dünya böyle bir dünya. O yüzden de öğrenmeye çalışarak, emin olarak, hiç risk almadan ilerlemek diye bir şey yok yeni dünyada. Sadece düşmeyi bilmeyi öğrenmemiz lazım artık. Evet, aklıma bir sürü şey geldi ama kısa bir ara için izin isteyeceğim. Sonra devam edelim. Tabii ki. Sizden kısa bir ara için izin istiyoruz. Döndüğümüzde hem kişisel hem de kurumsal anlamda bu hayal ettiğimiz dönüşümü nasıl gerçekleştireceğiz konuşmaya devam edeceğiz. Yeniden merhabalar. Egon Zender, kıdemli ortağı Murat Yeşildere ile sohbetimize devam ediyoruz. Kültürde kalmıştık. Biz bunu tabana nasıl yayacağız diye konuşuyorduk bu anlayışı, bu yaklaşımı. Çok zorlayıcı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi normal şartlarda bakıyorsunuz şirketlerin kendi içlerinde vizyonları var, misyonları var, değerleri var. Bunları o sınırlar içerisinde, organizasyon içerisinde yaşamak mümkün, yaşatmak da mümkün. Bir şekilde öyle böyle bunlar sürekli temas ettiğiniz için hep gündemde canlı kalabiliyor. Ama şimdi bakıyorsunuz herkes ayrıştı. Herkes derken yani büyük çoğunluk beyaz yaka tarafında söylüyorum. Ofis ortamından uzağız. Şimdi orada bir kültür vardı ama her ailenin de kendi içinde ayrı bir kültürü var. Burada şöyle bir zorluk çıktı. Bir kere insanlar şunu fark ettiler. O şirketlerin kalın duvarları arkasındaki hiyerarşiden öte daha işlevsel, daha yaratıcı, daha özgür bir dünya varmış bu tarafta. Bazıları burada kalmayı tercih ediyor çoğunlukla. Ama bazıları özlemiş olabilir. Ama belli ki bir ara yol bulunacak. Yani artık eskisi gibi orada ya da burada kesin bir şey dayatma olmayacak gibi görünüyor. Benim merak ettiğim şey şu, normal şartlarda şirket içinde bu kültürü canlı tutmak mümkünken herkesin ayrı ayrı noktalarda yaşamaya devam ettiği bir dünyada, kendi iç dünyasında bu kültürü, şirket kültürünü nasıl canlı tutacağız? Biz insanların şirkete olan, işte hep aranır ya bağlılık, sadakat dediğimiz şey, bunu nasıl koruyabileceğiz? Bunu çok merak ediyorum. Keşke sizi tatmin edecek bir cevap verebilsem. Çünkü bu hakikaten şu anda üzerinde bence bizim de en çok çalıştığımız ve birçok kurumun da cevabını aradığı soru. Şöyle bir tespitle, hani tam sorunuzun cevabı değil ama öncelikle şöyle bir tespitle başlayayım. Mart 2020'de bizim yaşadığımız bir hayat vardı. Biz şimdi o Mart 2020'de yaşadığımız hayatı bir ekranın içine ite kaka kanırtarak soktuk ve buna yeni düzen dedik. Bir kere bu yanlış. Yani bu bence değişmesi gereken birinci adım. Biz yeni bir sayfa açarak yeni çalışma düzenini kurgulamamız lazım. Hani hibrit daha önce ofiste yaptığımız şeyleri ekran arkasından yapmak anlamına gelmiyor. Yeni bir dünyaya ihtiyaç var. O yüzden de o kültürün yeniden yapılandırılması kısmının bence bunun arkasından başlıyor olması lazım. İki, kültür insanlardan bahsediyoruz. Yani hani kültür ayrı bir şey değil. İnsanlar neyse kültür de onu ifade ediyor. Şimdi o yüzden de şöyle kırılma noktaları var. Geçen bir araştırmada gördüm. CEO'ların, Amerika'daki CEO'ların %50'si, Türkiye'de benzer bir çalışma yapılmış, %80'inden fazlası en az 4 gün çalışanların ofise gelmesini istiyorlar. Aynı çalışmayı nesilden bağımsız çalışanlara yaptığınızda
iki gün isteyenlerin sayısı bile azınlıkta kalıyor. Çoğunluk esnek olmak ve daha fazlasını yapabildiği yerden yapmak istiyor. Şimdi bu resimde böyle çatırdayan ve ayrılan bir kısım var ve daha da bunlar inşallah yanılıyorumdur ama iyi günlerimiz. Bu ayrım daha da keskinleşecek ve sizin bahsettiğiniz o kültürün etkilenmesi tehdidi daha da zorlanacak. İş insanlarıyla konuştuğumuzda diyorlar ki en zorlandığımız yeni işe aldığımız insanlar. Onları entegre edemiyoruz. Hani eskiden çalıştığımız insanlarla ekran karşısından da bir şeyler yapıyoruz. İlla dokunmamız gerekli değil. Ama yeni katılmış insanlar hani şeylerle siz de karşılaşıyorsunuzdur. Ya senin boyun ne uzunmuş, ekranda böyle değildin sen diyen insanlar var. Kültürü bir yana bırakın. Fizikselini bile daha okuyamamış. Ve daha da çarpıcısı hani ilk biz pandemiden sonra bir takım webinarlar yaparak insan kaynakları profesyonellerini bir araya toplamaya çalıştık. Hiç unutmuyorum ilk webinarlarda insan kaynakları yöneticilerinden bir tanesi açık kalpli dedi ki ya biz insanımızı tanımıyormuşuz. Nerede oturuyor bilmiyormuşuz. Evinde kim var bilmiyormuşuz. Evcil hayvanı mı var? Engelli mi var? Yaşlı mı var? Çocukları kaç yaşında? Çalışma ortamı var mı evde? Ayrı odalar? Hiçbirisini bilmiyormuşuz. Eve nasıl gidip geliyor? Servisten ne kadar iniyor yürüyor? Hiçbir fikrimiz yokmuş. Şimdi abartarak söylüyorum ama bu ortam, yani kültür diyoruz ya, kültür bu da kültür. Yani iki saatlik bir yolla işe gelip, İki saatlik bir yolla işe dönen bir insan, 4 saatini yolda geçiren bir insanın o ofisteki 8 saatte ne kadar verimli olacağını gözünüzün önüne getirin. Ya da eve gittiğinde 5 kişinin aynı odada yaşadığı bir odada yaşayan o insanın. Şu anda onu yapmak mümkün değil. Niye? Çünkü arkadan kameradan gözüküyor oradakilerin hepsi. Dolayısıyla daha hala yapılacak çok şey var. Bir noktayı da cımbızla sizin söylediğinizden çekmek istiyorum. Hani vizyon diyoruz ya. Benden çok daha iyi biliyorsunuz. Herkesin vizyonu var da bu ne kadar düşünülmüş vizyonlar. Yani o vizyon gerçekten o demin konuştuğum gibi bizim yeni dönemde şöyle bir beyaz sayfaya kurduğumuz bir vizyon mu? Yoksa kitaplardan alıp ucunu köşesini kıvırtıp kendi alanımıza uydurduğumuz ya da komşunun yaptığını güzel görüp hani ona benzer bir şeyler yapalım diye koyduğumuz bir vizyon mu? Gerçekten birey olarak da kurum olarak da ben o vizyonların da sorgulanması gerektiği düşüncesindeyim. Madem vizyondan giriş yaptınız, ben oradan devam edeyim. Tam yerine geldi. Şimdi vizyonun biz sizin demin söylediğiniz şekilde değil de gerçekten düşünülerek, ki nasıl düşünülerek derken kastım şu, normalde işletme kurulduktan sonra giydirmeye çalıştığımız bir kıyafet değil bu. Aslında işletme kurulmadan önce nasıl insan dünyaya gelme amacı var. Hayat bizden her gün yoklama alıyor, kaldırıyor, burada mısın diyor, buradayım mı? Biz yaptığımız işte söylüyoruz, kendimizi ifade ediyoruz. Ben insanların bilgi boşluğunu dolduruyorum. İşte siz şirketlerin işte liderlik pozisyonlarını dolduruyorsunuz. İşte bir başkası bakıyorsunuz, yeme içme sektöründe, kimisi turizmde, kimi sağlıkta, kimi hukukta, adalet dağıtıyor. Yani herkes bir şekilde herkesin bir ihtiyacını karşılıyor. Doğru. Hayatta ben buradayım diyor. İşte bir işletme de aslında kurulurken, ben buradayım diyebilmesi için önce neden var olduğunu bir kere netleştirmesi gerekiyor. Sonradan giydirilecek bir şey değil. Bu çerçevede olduğunu varsayalım şimdi. Doğru tesis edildiğini varsayalım. Şimdi bir vizyonu var. Gerçekleştirmek istediği bir hayal var. Bunun planını da yapmış. Kendisini de her gün oraya adım adım hazırlıyor diyelim. Ama şimdi şirket dediğim şey soyut bir kavram. Onu somut hale getiren içindeki varlıklar. Sizleriz, bizleriz. Biz olmadan şirket bir yerden bir yere gidemez. Şimdi bu çerçevede bakarsanız benim elimde çok değerli kaynaklar var şirkette olduğu gibi işte çalışan olarak bakın zamanım, enerjim, dikkatim, fikirlerim, bilgim, tecrübem, yeteneklerim, vizyonum bir sürü şey var elimde. Ama ben bunları sadece uğrunda kullanmaya değer bir şey olduğu zaman açığa çıkartıyorum, işliyorum ve bir şeye dönüştürüyorum. O pilden çıkan, çocukken yaptığımız deneyler gibi oradan çıkan enerjinin işte ısıya, ışığa ya da harekete dönen pervane deneyi yapardık ya, bir şekilde bir şeye dönmesi gerekiyor. Dönmediğinde zaten öteki uca bağlandığında kısa devre yapıyor. Hemen tüketiyor bizi. İşte burada şirketin vizyonuyla çalışanın vizyonu nasıl uyumlanacak? Yani şirket buraya giderken çalışan eğer, yine iyi senaryo, farklı bir vizyonu varsa çelişiyor ya da hiç vizyonu yoksa bu sefer şirket çalışana bir vizyon oluşturmaya çalışıyor ki en kötüsü o zaten. Biz burada çalışan vizyonuyla şirket vizyonu nasıl uyumlayacağız ki onlar bir hedef, bir amaç etrafında bir araya gelebilsin, bu yolculuğu birlikte yapabilsin ve bu yolculuğa da anlam katabilsin. Nasıl mümkün olacak bu? Yani bir şeyin altını öncelikle çizmek lazım. Vizyon kadar, bu sizin yaptığınız varsayımdan devam ediyorum. Onunla bağlantılı konuda anlam veya mana kısmı. Yani o çalışan o koltuğu doldururken
ne mana kazandırdığını ve neye hizmet ettiğini hissediyor, biliyor olması, o vizyona gitmesi veya onunla birlikte hareket etmesi için önemli. Sizin ifade ettiğiniz gibi o yolculukta bir takım insanlar olacak ki onlar da pedal çevirecekler, onlar da belki o Katar'ı veya treni ileriye doğru gitmesi için çaba gösterecekler, hızlandıracaklar. Bir kısım insanlar var ki sadece koltukta oturacaklar, belki izleyecekler. Bir kısım insanlar var ki terse doğru koşacaklar. Hatta bazıları belki de ayak sürüyerek sürtünme yaratacak. Şimdi bunların arasında birkaç tane unsur var. Ben deminki bıraktığım yerden şöyle devam etmek istiyorum. Hani kültürü konuşuyoruz ya. Kültürü konuşurken ve vizyonu da bununla bağlantılandırdığımda bir başka unsur daha var. Bunlar ikisi de dinamik kavramlar. Bunlar da değişmesi gereken. Belki her gece değil ama belli bir zaman diliminde bunların değişiyor olması lazım. O nedenle de bizim içerideki çeşitliliği sağlayacak ve onları kucaklayacak bir ortamı öncelikle sağlıyor olmamız lazım. Kritik olan nokta vizyonu belki tamamını paylaşmak değil ama o vizyonla çelişmeyecek, o vizyona sürtünme yaratmayacak yaklaşımlara sahip insanların o yapının içinde olması. Bir de önemli bir unsur var. Sizin söylediğiniz gibi uyumlaştırmaktan bahsediyorsunuz. Bence asıl büyük sormamız gereken soru da şu. Sizinle paralel bir vizyona sahip olduğunuzu varsayarak söylüyorum. Sizinle paralel bir vizyona sahip olmadığını düşündüğünüz bir şirkette çalışacak mısınız? Şimdi dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu dönemde biz bunları burada çok güzel konuşuyoruz ama dışarıda bambaşka bir mücadele var. İş sayısı az, ekonomik şartlar çetin ve bütün dünya bunu çözmenin peşinde. Şimdi böyle bir noktada eve ekmek götürmek noktasındaysanız vizyonu, manayı, kültürü, motivasyonu değil başka bir şeyleri konuşmaya başlıyorsunuz. Ve maalesef de bu sefer kurumları da benzer pragmatizm içinde düşünmeye sevk ediyor. Ben orada büyük bir tehlike ve tehdit görüyorum açıkçası. Bunu çok merak ediyordum. Siz benden önce değindiniz konuya. Ekonomik koşulların insanları bu kadar zorladığı bir dönemde gerçekten işte bu demin bahsettiğimiz çevredir, toplumdur, yönetimdir, ekonomidir. Bu sosyal etki yaratmak için yapılan şeyler veya işte vizyon dediğimiz şey bunlar gerçekten bir tüketici için satın alma kriteri olabilir mi? Veya bakıyorsunuz bir çalışan bir şirkette X bir pozisyona aday. O şirketi seçme kriteri olabilir mi gerçekten? Şimdi siz koltuğun öteki tarafında da oturup mülakatları yaptığınız için merak ediyorum, soracağım. Bu gerçekten ne kadar karşılık buluyor? Yani gerçekten tüketici bu etkileri düşünüp ne kadar seçim yapabiliyor, satın alabiliyor o ürünü? Veya X bir yatırımcı bu kriterleri dikkate alıp ne kadar yatırım yapabiliyor? Ya da işte X bir aday gerçekten bunları ne kadar sorguluyor o pozisyon için? Bu söylediğiniz çok çok önemli. Şu açıdan önemli. Başta sizin altını çizdiğiniz kavrama geri döneceğim. Burada birey ya da kurumdan daha bence önemlisi düzenleyici kurumların bu kaynakların doğru paylaşılmasını sağlayacak önlemleri alması. Yoksa hani ben çok basit o örneği veriyorum. Bir pet şişe suyla bir cam şişe su arasındaki 1 lira 2 liralık fark bu ekonomiyi etkileyecek bir noktaya geliyorsa bireysel olarak. Hadi onu bırakın işte ekmek, pasta, Fransa ihtilali hikayesine geri dönmek değil ama bu noktada bu etki şu anda insanların bütçesini tehdit edecek bir noktadaysa burada biz bu insanları ya sen niye pet şişeyle su içiyorsun, bak burada daha çevresel bir şey var diye eleştirmek ve suçlamak lüksüne bence sahip değiliz. Ama tekrar ediyorum, o paylaşımın doğru yapılmasını sağlamamız gerekiyor bizim. O paylaşımın doğru yapılması da sahip olduğumuz kaynaklara gidiyor. Şimdi birkaç hafta önce çok hazin bir kaza yaşandı madenle ilgili olarak. Şimdi o insanların ya hala madende nasıl çalışıyorsunuz, can güvenliği, işte bilmem ne şu var mı bu var mı? Bunu tartışmak değil konu. Konu gene büyük resme bakarak biz bunu yapıyor muyuz? Bir takım ülkeler bunlardan çıkıyorlar. Ve çıkarken de başka ülkeler bunları yapmak durumunda kalıyor. Şimdi o besin zincirinin farklı bir ucunda olduğunuzda bunlardan menfaat elde etmeye çalışabiliyorsunuz. Ve o zaman da maalesef bunlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. O yüzden de ben bunun birazcık daha büyük bir resimde makro olarak tartışılıp ve o paylaşımın doğru yapılması taraftarıyım. Yani bu işin ruhunda var. Yapacak bir şey yok. Bu bence doğru bir açıklama değil. Aynı şekilde bireye bunu yüklemek de doğru bir açıklama değil. Ha ama şöyle bir gerçek var. Şimdi biz bunu hep uçla konuşuyoruz.
Sizin benim için aslında o camla pet arasındaki tercihi yapabilmek belki daha yapılası bir tercih. Biz onu yapıyor muyuz kısmı bence daha çok tartışmamız gereken kısım. Ya da yönetiminde kadınların olduğu şirketlere daha çok teveccüh gösteriliyor mu? Ya da işte kadın dostu denilen, daha fazla kadın çalışanı olan şirketin bu anlamda ürünleri, hizmetleri daha fazla talep görüyor mu? Bunları daha farklı konuşuyor olmamız lazım. Çünkü ekonomik gücümüz bu satın alma gücünde, siyasi gücümüz de oy verme tarafında. Ve bu ikisini doğru kullanarak biz yönetişim modeline ancak tesir edebiliriz. Başka tesir etme imkanımız yok. Evet, aklıma bütün bunlardan şey geliyor Murat Bey. Öğrenilmiş çaresizlik denen bir kavram var. Her yerde karşımıza çıkıyor. Bahsettiğiniz şeyleri de topladığınızda oraya geliyor. Bazen bakıyorsunuz, nasıl olabilir bu? Nasıl reaksiyon göstermezsin? Nasıl böyle bir şeyi kabul edersin? Niye farklı bir şeyle? Öğrenilmiş çaresizlik denen bir şey var. Bundan bir haber birçok kişi. O eleştirdiği kişinin belki yapmadığını ama kendi tarafında yaptığı, yine farkında olmadığı, onu kısıtlayan bir sürü şey var. Sizin biraz evvel söylediğinize, yani sizin sorduğunuz sorunun içinde vardı, kusura bakmayın orayı şey yapmadım ama ona şöyle bir cevap vereyim. Mülakatlarda diyorsunuz karşınıza birisi geliyor ve bakıyorsunuz çok sık iş değiştirmiş. Şimdi o çok sık iş değiştiren kişiye benim ilk sorduğum sorulardan bir tanesi, diyorum ki bu iş değiştirme sebebin eğer ekonomikse, hani kirayı ödemekse, ailene şey yapmaksa hiç konuşmayalım. Yani bunda konuşacak bir şey yok. Ha ama sen ya orada benim önümü açık şey yapmadılar, gelişme fırsatı yoktu. Burada şöyle bir şey oldu, şu şöyle oldu, bu böyle oldu diye her birinde bir hikaye varsa o zaman bir aynaya bakman lazım. Yani hep senin kaderin olmaması lazım. Arka arka bu kadar işte. Ama diyorsan ki o şirket kapandı, burası kötü bir şeydeydi, Türkiye şöyle, bununla ilgili söylenecek bir şey yok. Onun için diyorum hani bir sizin dediğiniz gibi bir suyun akışı var, bir gerekleri var. Ve o çerçevede de hepimiz o ekonomik çarkın içinde yaratmamız gereken değeri yaratmak durumundayız. Bunu sorgulamanın bir anlamı yok. Bir yılda iki işte de çalışabilirsiniz, dört işte de çalışabilirsiniz. 10 yılda 5 kere de iş değiştirebilirsiniz. Benim ilk 10 yıllık kariyerimde 6 değişik şirkette çalıştım ben. Bugün benim CV'm benim önüme gelse işe almakta zorlanırım diyorum. Ama benim yaptığım o değişiklikler açısından bakarsanız hep söylediğim bir şey var. Bugün olsa bazılarını yapmazdım. Hamlıkmış, özgüven yüksekliğiymiş, olmamış bir sürü sebebi var. Ben kendi adım o dersleri şu anda geri dönüp bakıyorum. Ama benim o 10 yıldaki 6-7 yeri bana deseydiniz ki ya Murat hani kirayı ödemek için Mert Bey, o zaman bunu sorgulamanın bir anlamı yok. Çünkü orada bir öğreti yok. Yani onu yapmak durumundasınız. Ya ben çok şeyim, seçiciyim, işte bilmem şu şeyde etik çok önemli, uyum çok önemli, kanuni kurallar çok önemli ama ekonomik ortam içinde kurallara uyarak çalıştığını düşündüğünüz şirketlerde çalışan insanları işte bu şirketin vizyonuyla, etik değerleriyle veya şunuyla eleştirmeye başladığınızda ben onun çok sağlıklı ve üretken bir yaklaşım olduğu düşüncesinde değilim. Evet, insan önce kim olduğuna karar veriyor. Ondan sonra da ona... Hepimizin hikayesi farklı. Evet, ona öyle olduğunu kanıtlamak üzere de her şeyi harekete geçmeye başlıyor. Tohum ekmek gibi, o tohumun içinde genetik bir kodlama var. Yani onun içinde bir tohuma bakıyorsunuz, dışarıdan göremiyorsunuz da içinde onun nihai olarak alacağı şeklin bir resmi var. Biz de önce bir karar veriyoruz. Daha sonra o tohumun etrafında nasıl işte hava, su, güneş, vitamin, mineral bir araya gelmeye başlıyorsa bütün güçler ona hayat vermek için. Ben de önce kim olacağıma karar veriyorum. Daha sonra da bana öyle olacağımı kanıtlamak üzere de bütün güçler etrafında toplanıyor. O bahsettiğiniz işte sorunlar işte sürekli iş değiştiriyor. Hepsi de muhatap olmasın, bütün bunları yaşıyor olmasının sebebi de kimliğini sorgulamasında fayda var. Kesinlikle. Biz de ülke olarak da sorgulayacağız, aile olarak da sorgulayacağız, iş olarak da sorgulayacağız. Şimdi bu sorgulamaların çok yapıldığı yerler konferanslar, zirveler. Siz de kendi uzmanlık alanınızda hem lokal hem global etkinliklere katılıyorsunuz. Konuşmalar yapıyorsunuz, konuşmaları dinliyorsunuz. Burada son dönemde şunu merak ediyorum, yakın takip ettiğiniz için soracağım. Mevcut anlayışımızı böyle sorgulatacak, sarsacak ne gibi yeni yaklaşımlarla karşılaştınız? Mesela dünyada insanlar şu an nelere yanıt, hangi sorulara yanıt arıyorlar? Biraz önce aslında siz bir noktaya üzerine bastınız. Onu birazcık devam ettirmekte fayda var. Siz kültürün sağlanması veya onun devam ettirilmesi etrafında söylemiştiniz. Ama son dönemde katıldığım birçok toplantı reset diye bir kavramı tartışıyor. Yani bizim o her şeyini sıfırlayarak, hatta Şebnem Ferah'ın çok güzel bir parçası var Sil Baştan,
O sil baştanı yaparak beyaz sayfayla dünyayı yeniden kurabilir miyiz? En çok benim gördüğüm tartışılan konu ve hemen hemen her alanda bunu tartışıldığını çok net olarak görüyorum. Tabii yerine ne koyacaklar? Asıl konu o. Çok çok doğru. Ama yani yerine ne koyacaklardan kastım işte orada da şeye gidiyor. Nasıl demek tanımlayacaklar? Complex complicated'a gidiyor. Yani aslında sizin bahsettiğiniz şey örneğini ben çok sevdim. Hani 100 metreye kadarını görüyoruz da ondan sonrasını görmüyoruz. Ama bu durdurmamalı bizi. 100 metrelik şeyle, o cephaneyle yola çıkarak yol boyunca bir takım şeyleri yapmak. Planlama tabii ki önemli ama gene de hani planlayamadığımız için durmak da anlamlı değil. Çünkü şu andaki bence bir denge değil. Yani şu anda biz tekrar ediyorum 2020 Mart ayındaki dengemizi bilgisayarın içine ite kaka soktuk ve yeni düzen budur diyoruz. Bu bence kalıcı bir denge değil ve bunun karşılığını görüyoruz. İkinci kavram gene demin konuşurken satır arasında farklı bir soruyla ilgili değindiğiniz için onu söylüyorum. Tükenmişlik kavramını çok fazla duyuyorum. O fiziksel yılmazlığın artık iyice sınırlarının zorlandığı bir noktaya doğru gidiyor. İşte büyük istifa, sessiz istifa gibi kavramlar bir taraftan devam ediyor. Orada da enteresan bir tespit var. 70'li yılların ortasında bilgisayar iş hayatının içine giriyor ve tükenmişliğin ilk zirvesini orada görüyor dünya. 90'lı yıllarda ikinci zirveyi görüyor, cep telefonunun iş hayatına girdiği şey. 2020'li yıllarda muhtemelen birkaç sene sonra yapılmış araştırmalarda üçüncü bu çevrim içiyle birlikte gene tükenmişliğin şeyini göreceğiz. Yani teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığını düşünüyoruz ama aslında nasıl kullanacağımızı bilemediğimiz için o fiziksel olarak bizi zorlamaya başlıyor. Ve o en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Dördüncüsü de biz Türkiye'de daha çok toplumsal cinsiyet eşitliğini kadın erkek etrafında ya da çeşitliliği kadın erkek eşitliği etrafında konuşuyoruz ama dünya çeşitliliği çok daha geniş olarak konuşuyor ve birçok toplantıda da gündemde bunlar var. Şimdi sonuncusundan devam edelim çünkü sadece 5 dakikamız kaldı. Yanıt alabilirsen başka soru sormaya da hakkım kalacak ama rahat olun lütfen. Şimdi toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği üzerine sizin de şahsen yaptığınız çalışmalar olduğunu biliyorum. Özellikle Yanındayız Derneği ile birlikte yaptığınız, yürüttüğünüz çalışmalar da var. Hatta bu kitabınızı da okudum. Eyvah CEO doğuruyor. Şimdi burada da hep bahsedilen şey şu. Ben bu ortamı nasıl yaratabiliriz kendi ülkemizde onu merak ediyorum. Çünkü bakıyorsunuz özellikle bunu biraz Beyaz Yaka tarafından ele alalım istedim. Orada yönetim kurulunda kadınların temsiliyle ilgili bakıyorsunuz yurt dışında bazı kotalar var, yaptırımlar var. Bunu inisiyatiften çıkarmışlar. Biraz zoraki de olsa belli bir noktaya taşıyana kadar, o alışkanlık yerleşene kadar bunu bu tür yaptırımlarla devam ettiriyorlar. Ama bunu bazı ülkeler inisiyatife bırakmış olmalarına rağmen yine %40'lara varan temsil oranlarını da görebiliyoruz. Merak ettiğim şu, onlar neyi bizden farklı yapıyor olabilirler ki bu konuları tartışma konusu olmaktan çıkarmış olsunlar? Çok güzel bir soru. Önce ben şöyle bir tespitle başlayayım. Özellikle üst seviyede, yönetim kurulu seviyesinde başta kota olmadan bunu başarabilen ya da şöyle diyelim düzenleme olmadan bunu başarabilen ülke yok. Olan örneklerle ilgili tahmin ediyorum neleri düşündüğünüzü, onlarla ilgili birkaç cümle söyleyeceğim. Ben bunu normalleşmenin yolu olarak görüyorum. Yani sizin bahsettiğiniz gibi. Biz bir normalleşmeyi sağlayalım. Yani odada dengeli bir dağılım olsun ki Avrupa Birliği'nin güzel bir tanımı var. Diyor ki azınlıktaki cinsiyetin %40'ın altında düşmemesi. Yani 50-50 olması da değil. %40-60'ın dengesi içinde olacak bir odayı hayal ediyor. Dolayısıyla ben bunu önemsiyorum. İngiltere 2011 yılında biz Türkiye'de yönetim kurulunda %11 kadın vardı. Halka açık şirketlerde. İngiltere'de %11 kadın vardı. 2022'ye geldik. İngiltere %35'i aştı. Türkiye %17'ye geldi. Kota yok İngiltere'de. Ama İngiltere'de şöyle bir şey var. Her ay Ticaret Bakanı yönetim kurulunda kadın olmayan şirketin yönetim kurulu başkanına mektup yazıp bu utancı taşıyan son şirket sen mi kalacaksın diyor. Şimdi bu kotadan daha da güçlü. Şantaj deyin, tehdit deyin, meydan okuma deyin, aynayı koyma ne derseniz deyin ama bunu yapıyor. Ya da Kanada gene bunu yapanlardan bir tanesi. Kanada kurumsal yatırımcıların halka açık şirketler üzerinde en büyük güce sahip olduğu ülkeler. Emeklilik şirketleri yatırım yapacağı şirketlere yönetim kurulunda şu kadar kadın yoksa ben bu şirkete yatırım yapmam diyor. Şimdi kota olsun olmasın. Kanada'da ayrıca bizim daha az bildiğimiz ilk Türkiye'de bağımsız yönetim kurulu mevzuatı çıktığında koyulan yabancıların comply or explain dediği yani ya yap, yapmıyorsan niye yapamadığını bana açıkla denilen bir yaklaşım var. Şimdi biz Türkiye'de bunu koyduğumuzda 2011 yılında Türkiye'deki şirketlerin yüzlercesi ya çok aradık kadın yönetim kurulu üyesi bulamadık diye açıklama yolladılar. Şimdi
kusura bakmayın da ben gülemiyorum bile, utanıyorum bunu görünce. Yani bu ülkede biz yönetim kuruluna koyacak kadın bulamadık açıklamasını utanmadan yollayan yönetim kurulları, CEO'lar, yönetim kurulu başkanları vardı. Kanada'da bunu yapamıyorsunuz. Kanada'da diyorsunuz ki şöyle şöyle bir şey var, böyle bir şey var, bana yardım ver, şuradan şey yap, aday bulalım şeklinde o açıklamayı çok daha detaylı yapıyorsunuz. Bu sefer de ya sizi destekleyen %30 kulübü gibi kulüpler gelip size destek veriyorlar o insanı bulmak için, ya da güçlü kurumsal yönetim kurulu üyelerinin olduğu kurgulardan deniliyor ki bakın size şöyle bir aday listesi yollayalım. Ya da burada şunlar var, şurada bu profesyoneller var. Söylemeye çalıştığım, kota olmadan, zorlama olmadan ben en üst seviyede bunun düzeleceğine inanmıyorum. Sebebi de şu, demin siz de ifade ettiğiniz onu farklı bir şekilde. Toparlayabilirsek memnun olurum. Bir cümle söylüyorum. Hesap sormak, hesap sorma olmadan hesap vermek insanın aburunda yok. Birisinin ona hesap sorması lazım. Evet, siz de buna gönüllü olmuş kişilerden birisiniz. Çok çok teşekkür ederim. Hem ben teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola, kusura bakmayın biraz uzun konuştum. Çok hem keyifliydi hem de doyurucu bir sohbetti. Herkesin kulağına küpe olacak nitelikte bir sürü mesaj aldı. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, bu keyifli sohbetin sonuna geldik. Benim çıkarımım şu oldu. Hepimiz görüyorum ki en büyük savaşı bugünkü kişiliğimizle yarın nasıl biri olmak istiyoruz? Bunun arasında veriyoruz. Hepimiz biliyoruz aynı şekilde farklı bir gelecek yaşayamıyoruz. İşte burada da şu soru devreye giriyor. Peki ben nasıl bir gelecek hayal ediyorum? Kendimi bu kadar hızlı değişen bir dünyada nasıl konumlandırmak istiyorum? Bu değişimin yönünü de belirleyecek bir soru. Sizler bu soruyu yanıt ararken hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.